Yani bu nimet abi. Bunu israf ettirmeyeceksin. Abi batarlı kuşların hikayesi şöyle. Batarlı kuşlar şimdi herkesin beslediği nesiller farklı. Bazı batar kuşlar damda yapmaz abi batarlı kuş. Aslında batarlı kuşun başı, batarlı kuş arızalı kuş demektir benim gözümde yani. O benim görüşüm. Başkalarının görüşünü bilmem. Batarlı kuş ayrılıp giderse takipçi değil bu kuşlar. Bizim istediğimiz kuşlar üçlüdü abi. Önce kaçtığında arkadaki kuş, iki tane kuş ayrılıp gitmeyecek arkaya doğru. Batmayacak yani. Ya batarsa da öncü batacak, öncüyü takip edecek arkacılar. E ne oluyor? Öndeki kaçıyor abi. Arkadakiler ayrılıp bağımsız. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa, darman duman. Biri Halep'e gidiyor, biri Şam'a gidiyor. Abi batarlı kuş dediğin üç tane bir anda üçü birbirini takip edecek. Öndekini arkadakiler baskı verecek, kovalayacak yani. E kovalamadıktan sonra öndeki gittikten sonra biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Hiçbiri bası göremiyor bu kuşlar. E ne anladın ki bu işten? Sen çırpınıyor, çok hızlı gidiyor sanıyorsun, sert gidiyor. Baskı yok abi, sert gidemez batarlı kuş. Batarlı kuş bir de diki gördün mü döner fırıştak gibi. Arıza alır. Nasıl olur bu anlar? Abi mesela şimdi batarlı kuş hep geniş uçar. Normalde batarlı kuş arazide uçması lazım. Çok genişten parlak çekmesi lazım ki İleri bir düşmesi lazım. Dike gelirse batarlı kuş böyle depeye doğru öncü kaçarsa eğer arkadakiler fırıştak gibi döner. Nereye batacak? Dama doğru mu batacak? Ya da yuvaya mı batacak? Dik oldu mu dönüyor batarlı kuş abi. Abi o hastalar hep sonradan kuş besleyen takım. Yani daha kaç senelik bir ömürleri var ki batarlı kuş besleyenler. Hepsi yeni kuşçu. Eski kuşçu derler ya. Hadi biz 9 yaşından beri ben besliyorum. Eski böyle depeden çektiğinde mermi gibi hiç çırpınmadan düşen kuşları besleyen biriyim ben. O zamandan beri kuşçuluğu bilirim. Ha sonradan batarlı, mavili kuşu sonradan çıkarttılar. Batarı daha şurada 15 sene önce keşfettiler yani. Aslında önceden de vardı. Batar değil de C çizen kuş vardır. Bak çektiğinde dik de olsa kuş böyle hafif 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 geri doğru vurur kendini. C yapar havada. C kuş mahpul kuştur. Batar benim gözümde mahpul değildir abi. Dediğim gibi batar artı arıza demektir. Varsa batarlı kuşlarına güvenen getirsinler. Dik uçan kuşun arkasına koyak. Bir çekek görek bakalım ne yapıyor. Batarlı kuşu. Evi bulamaz. Evi bulamaz. Bulamaz evi bulamaz. Perente atar abi. Abi arkada baskı görmüyor. Kovalayacak. Ha bak. Batıp da 3 tane bir. Öncü batıp. Arkadan iki tanesi o batanı takip ediyorsa, arkadan çırpınıyorsa benim gözümde o kuş mahpuldür. İster batsın, ister nereye giderse gitsin ama takip olacak abi. Düşün ya öndeki kaçıyor, arkadaki öndekini kovalıyor. Yani öne baskı veriyor, kovalıyor onu. Ama bu milletin beslediği, çoğu kişinin beslediği kuş öncüye bir parlak çekiyor, önce fıt kaçıveriyor. Arkadakiler hey yallah geliyor arkaya doğru. E onlar ne yapıyor? Baskı görmüyor ki. Kendi kendine gidiyor arkaya doğru. Üçü bir anda abi birbirini kovalayacak. Niye öncü arkacı? O zaman batarlı tek uçur, batır. 5 tane uçur batır o zaman. Bu kuş üçlü uçar. Öncü kaçar,
Arkacılar kovalar abi. Kısasız neti bu. Daha dün kuşa başlamış bana batar besliyor. Daha kuşun şeyini bilmiyorsun sen ya. Neslini bilmiyorsun. Daha cücük eğitmeyi bilmiyorsunuz ya. Batarlı cücüğü de batan kuşla eğitmeyeceğim. Dik kuşla eğiteceğim. Önce dikten alıştıracaksın. O zaman arıza da vermeyebilir. Ben çok batarlı kuş geldi elime geçti. Çok arıza verdim. Hepsi dönüyor abi. Ben tergedim yani o nesiller. Abi batar yeni çıktı abi. Batar eskiden bilen yoktu ki. Batar diye bir kuş yoktu. Gene piçten miçten ondan bundan kırdılar. Yani zaten soyu kırık bir kuş batar kuş. Kuş esikan abi. Ha bende esikanlardan var bak mesela. Böyle makine gibi çırpınır ama dik mik hiçbir yer dinlemez. Yiğit kuş. İstediğin her yerden kaldır parlağı. Ya abi bu kuştur ya. Bu kuş dik de uçar. Anladın mı? Gitmez genişe. Hava yok. Kuşu ya havasında uçuracaksın da kuş açılacak. Hava yok hadi uçurdun ne yapacaksın? Hava yok. Zaten batar, şimdiki batarını besleyen arkadaşlarımız hava yok. Rüzgar olmazsa kuş uçuramıyor. Hava bekliyor yani anlayacağı. Bir hafta hava yok. O zaman bir hafta kuş uçuramadın. İş bitti hamladı kuşlar. İkinci hafta zaten bir performans alamam. Ama bizim kuşumuz 7-24 uçar abi. Hava mava hiçbir şey dinlemez. Kuş uçacak abi at koşacak. Evet abi benim en iddialı kuşlarım abi. Bu sakarlarım. Bunlar ne abi? Bunlar öncü nesli. Bunlar gibi bir mahlukat yok abi. Böyle bir önden çıkacak tanımıyorum yani. Çoğu kişi de bulamam. Zaten benim bazı videolarımda da atıyorum. TikTok'a falan video atıyorum. Sakarlarım çok muhteşem çıkışlı abi. Önden her kuş bunlar gibi çıkamaz. Bunların arkasında da her kuş dayanamaz. Önünde de her kuş gidemez abi. Abi aha böyle sakarımız. Daha cücüklüğünde abi önden badana çekiyor. Vites değiştiriyordu. Öyle diyeyim size. Bak çoğu sakarlarımız zaten hep sakar. Biz var abi. Bak. İddialı kuşlarımız. Adana kuşunun atası abi bunlar Şamiler. Yani benim Şamim değil. Bütün Şamiler Adana kuşunun atasıdır. Şami. Cesi neredeydi? Ondan sonra Cesimiz abi. Nerede Cesimiz? Cesilerimiz aha burada abi bak. Cücük bu Cesi. Baba Cesi burada abi. Anne baba bu bak. Bu kuşlarımız da uğurtuluk abimizin kuşlarındandır. Bazı kişiler çekemediğinden sevmeyebilir ama kuşları. Bu kuşların üstüne ben kuş tanımıyorum abi. C çizen, geri badanaj atan, fites değiştiren kuşlar C'sidir. Kim iddia ediyorsa gelsin izleteyim. Bak hep C'si abi, torun C'si. Bak. Sakar torun C'si. Şurada. Ondan sonra C'si kız nerede? Ha burada bak C'sini biliyoruz abi. Aynı ana baba kopyası. Şurada. Çakarlı. Cesi yavrumuz bu. Bu sezon aldım bu dişi. Burada da en iddialı kuşumuz abi. Burada Brownie var abi. Brownie abi. Tek bozuk Arap abi bu bak. Tek bir tane beyazı var kanadında. Başka bulamam. Sen buna mı diyordun senin sorun iyi değil diye? Tabii. Yok. O değil. O şu neslimiz abi. Sakar neslimiz bak. Aa bu. Bu. Bunlar. Zaten sakarlar benim burada akraba abi. Hepsi yani oğul, kız, torun. Bak bir tane de yukarıda var. Baba sakarımız. Çok muhteşem bir öncüdür kendisi. Sen onu göremen ama kaldır parlakçılık ayıpların içinden kaçacak bir kuştur. Yanında abi pirana reyhanemiz var. Bu yukarıdaki ikisi de abi çok büyük öncü. Bak bu ikisi. Acayip öncü yani ikisi de. Bunlar gibi öncü zor. Kuş da öncü önemli. Böyle öncün yoksa kuşçuyum demeyeceksin. Atarsın 3 taneyi sabaha kadar parlak çekersin. Gelmez. Öncü şarttır. Bende de ön nesil abi kuşlarım benim. Kaç tane dolabım, kaç tane dolapta göze varsa, içinde kaç kuş varsa hepsi uçar. 3 çift hariç. Onlar da inandığım kuşlar. 3 sezon, 4 sezon uçurdum. Çok iyi. Onların da devamı olmadığı için onları uçurmam. Onlar kırpık. Geri kalan her şeyi uçururum. Dişi de uçururum, erkeği de uçururum. Nisan.
bu aylarda kuş performansa biner. Ya yani binmesi lazım yani. Hatta da Şubat'ta bile ben yaparım. Başkasını bilmem. Ama ben Şubat'ta bile hazır posta yaparım yani.